Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere 4 adet tam müstakil, tam bağımsız villalardan bahsedeceğiz. Aynı zamanda 3 tanesi satıldı. 2 tanesi bizim firma tarafından satışı gerçekleştirilmedi ama kaporası alındı. Seçim süreci var biliyorsunuz. Seçimden sonra tapusu yapılacak. Kaporası alındı, sözleşmesi yapıldı. 1 ve 2. blok yani toplamında bir dönüm arsa üzerine inşa edilmiş 4 adet bağımsız bölümden bahsediyorum değerli arkadaşlar. Site değil, site değil. Her birinin kendine özel girişleri var. Müstakil bahçesi var, müstakil yüzme havuzu var. Tabii tamamen bağımsız. Aynı zamanda 4 adetten bahsetmiştik. 2 tanesi Miraç Emlak firması adı altında satıldı. Bir tanesi de daha önce projeden alınmıştı zaten. Şu anda son kalan villayı tanıtacağım sizlere. Villamız full eşyalı. Valizinizi alıp getirip gelip oturabileceğiniz bir pozisyonda değerli arkadaşlar. Dediğim gibi bir dönüm üzerinde her bir villanın 250 metrekare arsaya sahip. Yani 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşuyor. Zaten son kalan da örnek villamız. Bütün eşyaları, faturaları hazır bir şekilde duruyor. İsteyen kişi eşyayla beraber alır. Yok efendim ben eşyayı kendim almak istiyorum, eşya bana lazım değil derseniz biz eşyamızı geri alacağız. Fiyattan da düşüreceğiz. Değerli arkadaşlar videonun yani villayı tanıtmadan önce hemen sizlere fiyatını da söyleyelim. Dediğim gibi yola cephe, bir de buradaki villamız iki tanesi satıldı. Bir tanesi zaten projedeydi. Son kalan villamız satılık değerli arkadaşlar. Fiyatımız 5 milyon 750 bin Türk lirası. Eşyalı bir şekilde 5 milyon 750 bin Türk lirası. Aynı zamanda faturası belli eşyanın, ben eşya istemiyorum dersen fiyattan eşyası düşecek, eşyasız bir şekilde verilecek. Dediğim gibi şu anda müstakil girişti. Kapıdan içeri girdiğimizde ideal boyutta yani 6 metreye 3 metre uzunluğunda, 6 metre uzunluğunda 3 metre eninde savaklı sistem, motor dairesi ve denge depolu olma şartıyla güzel bir yüzme havuzumuz var. Devam edeceğiz. Aslında şöyle devam edelim. Tam bağımsız, tam müstakil bir villadan bahsediyoruz. Bahçe duvarları yapılmış, üzerine çimçitlerimiz yapılmış, tamamen izole bir şekildesiniz. Ön tarafta havuzumuz olduğu için arka tarafta da bahçemiz var. Gördüğünüz üzere bahçe alanımız bu şekilde. Burada da bir kiler alanımız var, kapısı açık. Yani bahçeniz var tabi, haliyle malzemeniz olacak. Buraya depolayabilirsiniz evin içerisine götürmeden. Tabi Mayıs ayındayız değerli arkadaşlar. Yeşillikler çoğaldı burada, bakımsız kaldı bahçe. Gördüğünüz üzere bahçelerin iç kısmında da güzel elektrikli lambalar yapılmış. Isı pompa yerimiz mevcut. Dediğimde doğalgaz olmadığı için kalorifer tesisatları döşenmiş. Çıkışları dışarı verilmiş. Isı pompası yeri de kurulmuş. İstenilirse ısı pompasıyla kullanabilirsiniz. Gördüğünüz üzere tam bağımsız, tam müstakil bir villa. Tabi burada da genişçe bir veranda alanımız var. Gene kalebodurla yapılmış. Gerçekten güzel. Tabi şöyle baktığımızda çelik kapının giriş kısmında 120-60 granit malzemeler kullanılmış. Gerçekten kaliteli bir villa. Belki biraz minimalize olabilir ama Altınkum Mahallesi'nden bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Denize yürüme mesafesinden bahsediyoruz. Yani buradan havlunuzu alıp 800 metre sonra Altınkum Halk Plajı'na girebilecek şekilde. Aynı zamanda yani birçok faktörler var bu arsa payıyla ilgili, yani konumuyla ilgili. Burada Allah korusun bir rahatsızlığınız olduğunda buradan 500 metre devlet hastanesi değerli arkadaşlar. 500 metre maksimum 800 metre bir devlet hastanesine yürüme mesafesinde. Tabii çarşı, pazar, alışverişler hepsi ayak altında. Yani burada yer aldığınızda kesinlikle araca ihtiyacınız yok. Bütün ihtiyaçlarınızı yürüyerek halledebilirsiniz. Dört cephesinde kamera güvenlik sistemlerimizin kabloları çekilmiş hazır bir şekilde. Çok fazla zamanınızı almadan 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan bahsetmiştik. Hemen çelik kapıdan içeri girdiğimizde güzel bir koridor alanımız var. Burada da çift açılımlı antresit renginde kaliteli kapılar yapılmış değerli arkadaşlar. Hemen buradan salon kısmımıza girelim. Salon kısmımıza girdiğimizde burada gördüğünüz üzere L şeklinde bir koltuk takımımız var. Ortaya iki tane zigor sehpalarımız var. Halısını da koymuş. Burada da 4 kişilik masamız.
Televizyon ünitemiz gayet de güzel bir şekilde LED ışık ve spotlarımız mevcut. Perdelerinle her şeyinle hazır bir şekilde değerli arkadaşlar. Salonun içerisinde otururken havuz biliyorsunuz yani biraz suyu görmek de güzel oluyor. Burada da havuzu seyredebiliyorsunuz değerli dostlar. Şimdi salon kısmımız bu şekilde. Ayrı mutfak demiştim değerli arkadaşlar. Ayrı mutfağa geçmeden önce merdiven altını gene arkadaşımız burada ne yapmış? Bir Hilton dolabı, bir tuvalet alanı düşünülmüş. Haklı olarak burada olması gerekiyor. Çünkü havuzdan çıkıyorsunuz. İhtiyaç üzeri burada bir tuvalet olması şart değerli arkadaşlar. Ayrı mutfak demiştim. Mutfağın kapısını gördüğünüz üzere bu şekilde. Bütün eşyalarımız arçelikten. Sinan hemen oradan durup göstersen. Burada gördüğünüz üzere buzdolabı yerimiz, fırın, mikrodalga hepsi garantili. Bulaşık makinesi, kahve makinesi, set üstü ocak, dablumbaz, kettle'imizden tut her şey mevcut. Tost makinesine kadar mevcut. Ben eşyasız istiyorum derseniz ayrı bir şey. Sinan şuradan kapının arkasından şeye bakalım. Burada da bir veranda alanına çıkışımız söz konusu değerli arkadaşlar. Yani mutfaktan servisinizi dışarıya yapabilirsiniz. Hiç koridora geçmeden, salona geçmeden buradan da servisinizi yapabilirsiniz. Birinci katımız bu şekilde değerli arkadaşlar. Dediğim gibi eşyalı bir şekilde. Tabii biz koridorda vestiyer alanını tanıtmadık. Sinan sana teşekkür ederim. Birçok eksiğimi Sinan gideriyor değerli arkadaşlar. Sinan'a buradan da teşekkür ederim. Çelik kapıdan girdiğinizde açıldığında burada bir vestiyer alanımız var. Hem ayakkabılık hem de elbise asma yeri. Bunlar çok önemli şeyler, önemli faktörler değerli arkadaşlar. Videoya başlarken söylemiştim burada bir dönüm üzerinde 4 adet tam müstakil, tam bağımsız villalardan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. 2 adedini bu hafta içerisinde yani Perşembe günü İstanbul'dan çok güzel bir aile, 2 tane kız kardeşi geldiler. Beğendiler, görerek aldılar, severek aldılar değerli arkadaşlar. Tapu süreci malumunuz ülkenin seçim sürecinde, seçimden sonra tapularını vereceğiz. Ciddi anlamda da kaporosunu aldık. Son kalan bir adet villadan bahsediyoruz. Yaklaşık işte yeni başladık videoya. Sizlere elimden geldikçe eksiksiz bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Şimdi birinci katta çıkacağız. Birinci katta çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere alüminyum korkuluklarımız da mevcut. Tabii merdiven kovanında aplik lamba ve tablomuzu da yerleştirmiş. Yani eşyalı bir şekilde gayet de güzel olmuş. Yukarıya çıktığımızda bize güzel bir antre karşılıyor. Hemen antrenin üstünde güzel bir ayna mevcut değerli arkadaşlar. Hemen bu tarafa döndüğümüzde genç odası yani yatak odasına giriyoruz. Tabii bu iç mimar tarafından dizayn edilmiş. Gördüğünüz üzere 2 tane tekli baza düşünülmüş. Yataklarımız mevcut. Orta yere de bir komodin düşünülmüş. Tabii klimalar yok. Eşya olarak demiştim. Eşyada sadece eksik olan klimalar. Klimaların altyapısı da yapılmış. Duvarların içerisine yerleştirilmiş. Gayet güzel. Burada da bir şifonyer yerimiz var gördüğünüz üzere. Televizyonu da kurabilirsiniz aynı zamanda. Fransız balkonumuz var. Fransız balkonun önünde CMC lazer kesimi güzel dekoratif malzemelerden korkulukları yapılmış. Aynı zamanda kapıyı kapattığımızda dolabı gene güzel bir şekilde görürsünüz burada. Son derece modern bir gardırobumuz mevcut. Gardırobun üstünde de LED ışıklar var. Buradan da balkon, ufak bir balkon alanımız var gördüğünüz üzere. Buradan da balkona çıkışımız söz konusu. Evimiz gerçekten çok güzel, aydınlık bir şekilde gözüküyor. 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan bahsediyoruz. Şimdi ana yatak odasına geçeceğiz. Sonra genel banyoyu tanıtacağız değerli arkadaşlar. Buraya da geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece güzel bir yatak odası değerli arkadaşlar. Çift kişilik yatağımız burada mevcut. Sağında ve solunda komodinlerimiz var. Tabii komodinlerin üstünde de güzel lambalar, dekoratif lambalar düşünülmüş. Klima tesisatları gene duvarın içerisinde. Tabii aynı zamanda gün ışığı, LED ışıklarımız var, spot lambalarımız var. Burada da güzel bir şifonyer yerimiz. Karşıda da 4 kapaklı gardırop alanımız var. Burada da bir Fransız balkonumuz söz konusu değerli arkadaşlar. Pencereyi açtığımda gördüğünüz üzere karşı tarafta da yani bu projeden satılmıştı değerli arkadaşlar. Perdesini falan koymuş gayet de güzel olmuş. Yani ikinci odamız bu şekilde. Tabii biz genel banyoyu atlattık. Şimdi hemen genel banyonun içerisine girelim. Halen birinci katındayız. Genel banyonun içerisine geldiğimizde gördüğünüz üzere şeffaf temper camla duşa kabinimiz mevcut. Aynı zamanda iç kısımları değişik seramikler kullanılmış. Dışında açık renk kullanılmış. Çift açılımlı vasıtas pencere, tuvalet alanı. Burada da gayet kaliteli bir Hilton dolabımız mevcut. Üzerindeki seramik evye LED aynamız. Tabii iç kısımlarda da pirinç malzeme dediğimiz malzemelerle
Böyle çıtalar konulmuş. Şimdi triplex müştemilat kısmına çıkıyoruz. Aslında merdivenlerimizde tamamen LED ışıklar var. Şu anda gördüğünüz gibi yanıyor sensörlü. Altta kim merdiven biz yakamadık. Gerçi belki benim başarısızlığımdır. Bilmiyorum yanmadı. Burada gördüğünüz üzere basamaklarımız LED ışıklı. Tabii devam edeceğiz. Gene çok güzel tablolar kullanılmış. Yukarıya doğru çıktığımızda gördüğünüz üzere alüminyum korkuluklarımız da mevcut. Güzel de bir terasımız var. Üst kata çıktığımızda güzel bir sahanlık alanımız var. Biz terasa çıkmadan hemen 3. yatak odamıza geçelim. 3. yatak odamıza geldiğimizde gördüğünüz üzere yine çift kişilik yatağımız mevcut. Sağında ve solunda komodinlerimiz var. Yine klima tesisatları duvarın içerisinde hemen karşı tarafta şifonyer yerimiz ve 3 kapaklı gardırobumuz mevcut değerli arkadaşlar. 3. odamız bu şekilde. Gayet de güzel bir halı sermiş değil mi Sinan? Halı da çok güzel olmuş. Şimdi 2. genel banyoya geçelim. Sonra teras kısmına geçeceğiz. 2. genel banyoya geldiğimizde değerli arkadaşlar dediğim gibi eşyalı bir şekilde veriliyor. Klimalar tek eksik. Yine duşakabin, tuvalet alanı, çift açılımlı vasıtas pencere, bütün beyaz eşyaları tam. Arçelik marka kullanılmış gördüğünüz üzere. Çamaşır makinesi, lavabomuz, 80 litrelik arçelik termosifonumuz. Yani burada da sıcak suyunuzu karşılayabilirsiniz. İç kapılar gayet kaliteli. Antrezit renginde düşünülmüş değerli dostlar. Şimdi teras kısmına çıkalım. Teras kısmına çıktığımızda gayet güzel, geniş bir terasa sahibiz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. İstenilirse karşı tarafta kapatmış mesela PVC ile. Burayı da yaşam alanı yapabilirsiniz. 4 odaya çevirebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşımız burada da mutfak tezgah yerini hazırlamış. Yani istenilirse buraya da mutfak da koyabilirsiniz. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz değerli arkadaşlar. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Altınkum Halk Plajı'na 800 metre mesafedeyiz. Yani bir dönüm üzerinde inşa edilmiş 4 adet bağımsız bölümden oluşan güzel bir villa tanıtımı için geldik. Buranın tanıttığımız villanın arsa payı 250 metrekare değerli arkadaşlar. Son bir adet satılık olan son bir adet 3 oda 1 salon ayrı mutfak full eşyalı fiyatını tekrarlamak istiyorum değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatı eşyalı bir şekilde 5 milyon 750 bin TL. 5 milyon 750 bin TL eşyalı bir şekilde sahip olabilirsiniz. Yok efendim ben eşya almıyorum. Eşya size kalsın. Eşyanın fiyatını düşürüp o şekilde pazarlığa da açığız. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.